Spor NTV'den iyi günler diliyoruz. Birleşik Fenerbahçe Başkanı Aziz Yılmaz, Fenerbahçe'nin korku imparatorluğuyla yönetildiğini ve bundan şikayetçi olanların bile susmak zorunda kaldığını belirtti. Aziz Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaşananları Spor Yayın TV'ye anlatarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de divan kurulunda yaşanan olaylardan sonra Sarı Lacivertli Kulüp'te muhalefetin etkin ismi Aziz Yılmaz, Spor Yayın.com'da düşüncelerini Fenerbahçe taraftarı ve kulüp üyeleriyle paylaştı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Birleşik Vakıf Başkanı da olan Aziz Yılmaz, Fenerbahçe'nin imparatorlukla hem de korku imparatorluğu ile yönetildiğini söyledi. Özellikle son divan kurulu toplantısında yaşananların çok çirkin olduğunun altını çizen Yılmaz, Aziz Yıldırım'ın yasa tanımadığını belirtti. Fenerbahçe bugün önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun ilk maçında Salzburg'la karşılaşacak olan Sarı Lacivertlerle ilgili son gelişmeleri Avusturya'da bulunan Fanatik Gazetesi muhabiri Yusuf Dursun'dan alıyoruz. Evet, şimdi maça saatler kala Salzburg şehri şu anda yavaş yavaş Türklerin hücumuna uğruyor. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Önemli maç Fenerbahçe için, özellikle Ersun Yanal için önemli bir kritik bir sınav. Geçen yıl yarı final oynayan Fenerbahçe artık Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Bu maç çok önemli. Fenerbahçe'de şu anda moraller yerinde, maç saatini bekliyorlar. Seyirci 6000 civarında Türk seyircisi olması bekleniyor. Biletler 25 euro ile 75 euro arasında değişiyor. İlk kez Arena Stadı kalabalık olacak. 30 bin seyirci. Tamamen biletler tükendi. Fenerbahçe kahvesi dün kalabalık bir grupla geldi. Başkan Yıldırım ve ekibi. Tabi bu maçtan çok umutlu başkan. Diğer Fenerbahçe'ye bakarsak sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor. Volkan, Topuz, Alves, Katleç, Hasan Ali Kaldırım, Kayt, Topal, Emre, Mieres, Sol ve Vebo 11 ile. Peki bir şey daha öğrenmek istiyorum. Şimdi aslında Salzburg bir hayli moralli, en son olarak Avusturya Viyana'yı bayağı farklı skorla yendi. Ve iki hafta önce lige başladı. Aslında Fenerbahçe'den daha hazır bir görünümde. Bu nasıl bir avantaj mı olur Salzburg için veya Fenerbahçe önünden nasıl olur? Tabii şimdi Fenerbahçe 3 hazırlık maçı yaptı. Hazır değil, bunu herkes gördü. Zaten hoca da söyledi ama kadro olarak Fenerbahçe onlardan üstün. Yarın da böyle büyük maçları Fenerbahçe iyi oynuyor. Tahmin ediyorum bu akşam da aynısını gösterecek. Evet, Fenerbahçe biraz iyi görünmüyor ama bugünkü maçta Fenerbahçe İstanbul'u avantajlı göreceğine inanıyorum. Peki Fenerbahçe hani maçı kazansa bile aslında son UEFA'dan gelecek kararlardan sonra şu anda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını oynuyor ama herhangi bir ceza da gelebilir. Bu futbolcuların morallerini nasıl etkiliyor? Ya tabii önce biliyorsun, daha önce futbolcularla bir toplantı yaptılar, mektup yazdılar. Bu konuda şimdi oyuncular çok umutlular. Yani artık o kötü karamsar günlerini geride bıraktı gördüğüm kadarıyla. Çünkü basın toplantısında kardeş de şaşırdık, önce girdik sonra çıktık, şimdi girdik. Ancak anladığım kadarıyla yönetimin de verdiği haberlere göre bu yıl Fenerbahçe devam edecek Avrupa'ya. Şampiyonlar Ligi'ne girer girmez ama bu yıl Avrupa'da kalacak gibi gözüküyor. Bu da artı bir motive olacağına inanıyorum. Beşiktaş, Atiba Hutchinson'u borsaya bildirdi. Siyah beyazlıların en fazla iki transfer daha yapması bekleniyor. Beşiktaş, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'un transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve kamuoyu aydınlatma platformunda yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Atiba Hutchinson'un şirketimize transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır denildi. Kanada milli takımının 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Hutchinson son olarak Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyiyordu. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal iftar yemeğinde taraftarla buluştu. Aysal, Arda'yı Atletico Madrid'in satmak istemediğini belirtti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Arda Turan transferini bu sezon için kapattıklarını söyledi. Aysal, yabancı kontenjanı nedeniyle flash transferler yapamayacaklarını da dile getirirken, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı için olumlu mesajlar verdi. Ünal Aysal, Atletico Madrid ile bu konu defalarca görüşüldü. Ama doğrudan alalım, verelim şeklinde konuşmadık. Evvela diplomatik yollarla, ağız yoklaması şeklinde gerçekleşen bir kulübün sahibinin direkt verdiği bir mesaj oldu. Biz bu sene Arda'yı satmak istemiyoruz. Ben buna karar verecek olsam oturur karar veririz. Özellikle teknik direktörümüz Arda'yı kadroda tutmak istiyor. Çok ihtiyacı var. Bu sene Arda'yı bizden istemeyin dedi. Biz de transfer sohbetini kestik. Tabii ki niyetimiz vardı. Arda bizim sevdiğimiz bir çocuk. Galatasaray'da da özellikle şu anda o bölgedeki sıkıntılarımızı göz önüne alırsanız ilgilenmememiz doğru olmazdı diye konuştu. Evet, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.